Topraktan soframıza gelen gıdalarımızın hangi tohumlardan, hangi topraklardan ve nasıl bir ortamdan yetişerek geldiğini öğrenmek üzere çıktığımız bu yolculukta bu kez Trabzon'dayız. Toprağı kıt ve verimli, insanları mücadeleci bu topraklarda bakalım tarıma dair neler öğreneceğiz. Haydi gidelim. Yeşil çay neden oluyor yeşil o zaman? Yeşil çayımızı da 2,5 yapraktan yapıyoruz. Bu ha, da özel bu. Bir evet 2,5 yapraktan yapılıyor. Şöyle bakarsak 2,5 yaprak şu mu oluyor? Evet 2,5 yaprak. Şöyle koparırsam evet. Bundan yeşil çay oluyor. Yapılıyor evet. Yine bu da antioksidan özelliği yüksek aynen olan öyle, bir çay. Evet. Ama bu biraz daha fabrika işi görüyor, o görmüyor. Çay nasıl demlenir? Suyu kaynatacağız, kaynaması bitecek, üst demliğine çay koyacağız. Kaynama bittikten sonra fukur fukur değilse çaya dökmeyeceğiz onu. Ha, sonradan alttaki kaynadıktan sonra. Kaynayacak fukurdası bitecek yani ha. Biraz bekletsen onu bir dakika kadar. Ondan sonra çaya döşeceğiz. 20-25 dakika bekletip çayı içeceksiniz. Yeşil çayı merak ediyorum şimdi. Tadabilir tabii miyim? Tabii ki. Çok güzel. Hiç evet. O satılan yeşil çay tadı değil. Yok. Çok doğru. Özel bir tat bu. Hı hı. Bizim bölgemize özel bir ırk var. Jersey ırkı dediğimiz. Onların sütleri genelde sarı olur. Özellikle öyle mi? Tabii, özellikle yağları sarı olur. Hı hı. Peynirleri de sarı olur. Ona özel bir sarılık, özel bir renk. Bu Jersey ırkına özel bir durum bu durum. Ya. Trabzon tereyağının kültürü oradan geliyor zaten. Dostluğun, muhabbetin, sevginin ve sabah kahvaltılarının vazgeçilmez içeceği çayın öyküsünü dinlemek, öğrenmek üzere Trabzon Sürmene'deyiz. Emine Kulaç'ın yanına gidiyorum. Onlar şimdi çay hasatı yapıyorlar. Bakalım çay hasatının incelikleri neler? Soframıza gelene kadar çayla ilgili neler yaşanıyor öğrenelim. Hoş kolay geldiniz gelsin Zeynep Emine. Hanım. Sağ olasınız. Teşekkür. Nasıl gidiyor? İyi. Bu mevsimde, bu aylarda çay kırmak sezonumuz. Biz de bugün çay kırdık ve sizleri ağırlıyoruz bahçemizde. Emine, çay ne zaman hasata geliyor? Bakımı nasıl oluyor? Şubat-Mart aylarında kübrelemesini yapıyoruz. Havanın şartlarına göre Mayıs'ta da geldiği oluyor. Nisan sonlarında da geldiği oluyor. Ama genelde hep Mayıs aylarında kırıyoruz bu çayı. En verimli, en kaliteli çay Mayıs ayında yapılan sürgünden alınıyor. Nedendir en kaliteli olması Mayıs ayında? İlk kesim olduğu, iç toplam olduğu için. İlk kesim olduğu ve tomurcuk en çok Mayıs ayında yapılan çayda oluyor. Biz beyaz çayı Mayıs ayında topluyoruz. Bunlar? Evet. Beyaz çay hiçbir işlem görmeden içilebilen çay i̇çilebilen, oluyor değil evet, mi? Evet. Fabrikaya girmiyor, işlenmiyor. Evet, tamamen özel alanlarda kurutuluyor ve piyasaya sürülüyor. Beyaz çay olabiliyor mu şimdi şuradaki? Şu an tomurcuk olan yerini aldığımız zaman beyaz çay bu. Yani yaprağın tam açılmamış hali, açılmamış hali beyaz evet. Çay oluyor. Evet. Bu insan sağlığı için daha faydalı çok, olan evet. Bir çay. Kanser tedavisinde kullanılıyor. Mesela kötü hücreleri öldürücü etkisi var. Etkisi de var evet. Ve hiçbir kimyasal işleme asla, maruz evet. Kalmamış. Evet. Sadece kurutuluyor ve evet. Ada çayı demler gibi demlenip içiliyor. Evet. Değil evet. Mi? Bunlar beyaz çay. Peki yeşil çay neden oluyor yeşil o zaman? Yeşil çayımızı da 2,5 yapraktan yapıyoruz. Bu da özel bir evet 2,5 yapraktan yapılıyor. Şöyle bakarsak 2,5 yaprak şu mu oluyor? Evet 2,5 şöyle yaprak. Şöyle koparırsam evet. Bundan yeşil çay oluyor. Yapılıyor evet. Yine bu da antioksidan özelliği yüksek aynen olan öyle, bir çay. Evet. Ama bu biraz daha fabrika işi görüyor, o görmüyor. Peki kalanı da bizim kara çayımız oluyor herhalde değil kalanı mi? Kalanı da işte makasta topluyoruz, fabrikaya getirip satıyoruz. İkinci kesim ne zaman İkinci oluyor? İkinci biçimde o hava şartlarına göre bazen 2 ay sonra, bazen 1,5 ay sonra geliyor. Üçüncü sürgünü kırıyoruz Eylül ayında. Şimdi bu üçüncü sürgün evet, mü oluyor? Evet, evet. Hava iklim biraz daha güzel olsaydı 4. sürgünü de biz buradan alıyoruz ama çayımız onu 4. sürgün vermeyecek gibi görünüyor. Görünüyor. Şimdi sen burayı biçeceksin herhalde. Ben çuvalı çekeyim. Sen biç. Evet.
Emine, kaç yıldır çay biçiyorsun? 27 yıldır çaylıklardayız. Evlenince mi başladın? Evet, evlenince başladım. Açık alanda güzel bir iş değil mi? Evet, evet. Aslında çay da güzel havada daha güzel kırılıyor ama yağmurda daha verimli sürgün alıyoruz. Yağmurda çok zor ama daha değil mi? Daha kolay kırılıyor ama yağmurda. Ama her taraf ıslanıyor, böyle tulumlar giymek evet, zorundasın. Evet, biraz çilesine katlanıyoruz değil mi? Ya o kadar çok olacak. Çok zor. Evet, bize zor gelmiyor, alışkınız buna. Sen de bana biçmeyi öğret. Peki. Nereden başlayayım? Şöyle tuttuğun zaman biz alışkınız, kolay gelebiliyor ama siz de bu kırdığım yerden devam edin. Bu tarafa doğru mu, şu tarafa doğru? Şu tarafa doğru. Şöyle yapıyorum. Oluyor mu? Oluyor. Arada bir kaldırıyorum herhalde. Evet. Biraz daha ağzını açabilirsin. Makasın mı? Evet. Ama arada beyaz çay gidiyor, görüyorum. Gidiyor, evet. Tomurcuklar evet, var. Evet. O karışacak mı öyle? Karışıyor, evet. Onu toplama zamanını geçti çünkü değil mi? Evet. Peki siz beyaz çay mı içiyorsunuz, kara çay mı içiyorsunuz? Biz genelde kendimiz mayıs çayında dinge getiriyoruz. Kendimiz ne getiriyorsunuz? Dinge. Fabrika gibi özel ding yerleri var. Çay dingi yapıyor. Değirmene, çay değirmenine getiriyoruz. Ama bunu mayıs çayında yapıyoruz. Çünkü taze sürgün olduğu için biz de onu yıllık ne kadar içebiliriz? 2 çuval mı, 3 çuval mı? Ona göre kendimizi ayırıyoruz. Ha, kendiniz torpillisiniz. Evet. Siz mayıs ayında kendi çayınızı ayırıyorsunuz. Evet. Kalanı vatandaşa gidiyor. Peki yeşil çayı burada yapıyor musunuz? O şeye mi? Yeşil çay aslında pahalı olmasının sebebi hep elle tek tek toplanmasıdır. Beyaz çay da öyle değil mi? Beyaz çay da öyle evet. Çünkü biz burada akşama kadar geçen yıl çocuklarla yapalım dedik. Hani bir deneyelim mayıs çayında. Hı-hı. Akşama kadar 70 gram mine toplayabildik. Beyaz çayda. Evet. Bir de çocukların parmakları küçük, daha kolay toplasın diye hep beraber harçlık yaparlar diye düşünmüştüm. Ama 70 grama kadar toparlayabildik. Çok pahalı değil mi beyaz çay? Evet, pahalı. Çayın kalitesini ne belirliyor Emine? Gübresi belirliyor. Öyle mi? Evet. Ha. Siz ne gübresi atıyorsunuz? Normalde biz GMO'dan almış olduğumuz kimyasal gübre. Gübre. Yani herkesin kullandığı gübreyi kullanıyoruz. Ama bazen fabrika artıkları, çay tozları oluyor. Mesela ben belediye başkanımın da fabrikası var. Oradan alabiliyorum çay artığı. Hı hı. Organik olsun diye diplerine seriyorum. Zeynel Bey, siz kolay bir şey yapıyorsunuz galiba. Makineyle mi kırıyorsunuz? Makineyle kırıyorum. Peki makineyle kırmayla makasla kırmanın arasında ne fark var? Daha seri, iki işi kadar kırıyorum. Artık son teknoloji bu evet, mu çay keskinde? Son teknoloji bu. İşi o zaman çok kolaylaştırıyor değil mi? Kolaylaştırıyor. Şu anda millet hep buna döndü, makineye dönmeye öyle başladı. Öyle mi? Ha. Daha önce elimizle tek tek toplardık. Ondan sonra bir orak çıktı. Aha. Tutar keserdik. Ondan sonra makas, şimdi bu, bakalım sonu ne olur. Zeynel Bey, bunlar niye böyle uzun kalmışlar diğerlerinden? Daha verimli büyümüş bunlar. Bunların şu tepeyi alıyorsun, bunlar aşağıya atılıyor. Ha, onlar çöp mü oluyor? Çöp oluyor. O 2,5 mu oldu o zaman? Şöyle yeşil bir, çay. 2,5. Ama siz şu an yeşil çay değil, tümünü hasat ediyorsunuz değil mi? Ediyoruz, sonra seçiyoruz, temizliyoruz onu. Ha, sonradan mı seçiyorsunuz? Temizliyoruz onu, ha. Evet. Peki beyaz çay için de mi sonradan seçiyorsunuz? Artık geçti mi o dönem? Beyaz çay şu anda geçti, filiz atmadan olur. Tepesinden olur beyaz çay. Aha. Mayıs'ta daha çok verimli olur beyaz çay. Son ayda olmaz bu üçüncü sürgün. Yani hava ikliminden dolayı Mayıs'ta hep filiz olur. Şu tepeleri beyaz çay böyle yapıyor. Böyle pıt pıt topluyorsunuz. Evet, topluyoruz. Onu ben deneyebilir miyim? Makası denedim. Bunda da yapabilir miyim acaba? Bu kadar. Oldu mu? Oldu oldu. Biraz oldu. Biraz daha gayret edersek olur. Biraz fazla dipten aldım galiba, öyle mi? Ben bir göstereyim isterseniz. Tamam. Of, bayağı fiyakalı topladın yani. Evet. Ben zayıf not verdim. Hala boyunu ayarlayamadım. Şimdi ayarlayacağım ama. Tamam. Hocam ne diyorsun? İyidir, idare eder. Peki çayın kalitesi açısından makinayla biçmekle, makasla biçmekle fark de etmiyor. Aynısını biçmek. Demirle kesiyor ikisi de sonuçta. Şimdi siz emekli bir çay eksperisiniz. Evet. Eksper olarak nelere bakıyordunuz? Hani bu çay sizin olmasa bir başkasının olsa. Şu yaban otları seçtiriyoruz.
Arada yabanlar var. Tabii bu şunlar yabani otlar. Tarlada mı seçtiriyorsunuz? Sevcide seçtiriyoruz onları. Mesela şöyle kırdıysa şunu seçtiriyorduk. Şöyle alıyorduk onu. Kaç yaprak olması gerekiyor yani? 2,5. Hep 2,5 mu çay 2,5 civarı ut olur. Yeşilliğine göre, tazeliğine göre. Ha. Biz onu ona göre kırıyoruz. Bir de bezle seçiyoruz onu. Ha bezle seçiyorsunuz sonra bir de. Bezle seçiyoruz onu. Sonradan seçiyoruz onu. Düzeltip böyle satıyoruz. Şimdi bu araziler hep meyilli ya. Evet. Bu meyilin kattığı bir zorluk oluyor mu çay üretiminde yoksa kolaylık mı var? Şu meyil güzel. Güzel. %40-%30 gibi o meyil güzel. Ama bazen daha dik meyiller de olabilir. Karadeniz'de düz bulamazsın. Denizden dağın arası 100 metre. Ondan sonra dağ başlar. Hep böyle. Hep böyle. 60-70 derece fındıklar evet, o evet, diklikte evet. Yetişiyor. Karadeniz öyle maalesef. Zor işiniz. Evet. Gerçekten Karadeniz insanı üretim için, tarım için çok mücadele hep veriyor. Hep sırtta taşıma. Hı hı. En büyük sıkıntımız o sırtta taşıma. Yani buranın en büyük özelliği o. Traktör çalışamaz burada. Yerlerimiz eğimli, çok eğimli. Peki bunun dibine bakım oluyor mu ekildikten dibine sonra? Dibine bakım olmuyor. Ektikten sonra tohum olarak ekiyoruz onu bitiyor aşağı yukarı 30-40 sene. Yalnız 3-4 sene, 5 senede bir dibinden kesip atıyoruz bunu. Tekrar yeni filizler bitiyor. Aroması yenileniyor. 3-4 senede bir buduyorsunuz. Buduyoruz. Derin evet. Budama yapıyorsunuz yani. 7'de birini budatıyor bize. Ha, 7'de birini buduyorsunuz. Evet. 25-30 yıl dayanabilen bir bitki. Fazla. Daha fazla. Bu çaylık 50 senelik. Hiç verimi değişmiyor mu 50 sene olsa çok da? Çok nadir soğuğa göre işte kurak gitmesine bağlı biraz çok az düşüyor ama. O zaman bu sizin babalarınızdan, dedelerinizden evet. Kalma bir evet, çay evet. Bahçesi. Çocukluğum burada geçti. Bunun ekimini bilirim yani. Öyle mi? Evet. Peki kaç dönüm burası sizin çaylığınız? Burası 2,5 dönüm. Biz bir tüketici olarak çay içerken, çay alırken neye dikkat etmemiz lazım? Bir kere kasak çay kesinlikle tüketilmemeli. Kasak çay boyalı çaydır. Hindistan'dan, diş ülkelerden, Seylan'dan falan geliyor. Yani onlarda boya var. Doğu bir bölümü onu kullanıyor ama bizim çayımız kesinlikle hiçbir katkı maddesi yoktur. Fabrikaları da gezmişsinizdir. Bazı üretimlerde bilgileriniz de vardır. Aroması üstünde kendi tadı. Bir de çayı aldığınız zaman biraz fazla alın. 6 ay beklettikten sonra kullanmaya başlayın. Aynı paçayı hemen kullanmayın. Öyle mi? Neden? Çünkü bu senenin çayı taze olur. 6 ay sonra bir kendi kendini demler paçette. Ama ben aldığım çayın taze çay olduğunu bilmiyorum ki. Yani milletin bilmesi lazım bunu. Biz bekletiriz çayı ondan sonra içeriz. İstanbul'da mesela çay alacağım. O çay taze midir? Garanti olsun diye alıp bir 5-6 ay bekletip. Diyelim bir kilo mu alıyorsun? 5-6 kilo alacaksın. Bir kilosunu içersin. O arada kendi kendine aromalar o. Ha öyle fermente mi? Eder. Beklerken. Evet. Beklerken evet. Peki Zeynel Abidin Bey, son olarak bana ve de izleyenlerimize faydalı bir bilgi sormak istiyorum. Evet. Çay nasıl demlenir? Suyu kaynatacağız. Kaynaması bitecek. Üst demliğine çay koyacağız. Kaynama bittikten sonra fokur fokur değilken çaya dökmeyeceğiz onu. Ha, sonradan alttaki kaynadıktan sonra. Kaynayacak fokurdası bitecek yani ha. Biraz bekletsen onu bir dakika kadar. Ondan sonra çaya döşeceğiz. 20-25 dakika bekletip çayı içeceksiniz. Zeynel Bey ben gelirken çaylığın içindeki yolda bir şey buldum. Bunları çaydan buldum. Şunlar nedir? Bunlar çay tohumu. Öyle mi? İçini asabilirsek. Açılır mı? Açılır. Çayı bunlardan yetiştiriyoruz. Fidesini bunlardan o şey tohum. Gibi fındık gibi çıktı. Tohum. Bunu ekersek oluyor. Çay oluyor. Evet. Ben bunu götürsem şimdi ekebilirsin, ekebilir miyim? Ekebilirsin. Biraz kurusun, içersin onu. Çıkar yani. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hasatınız bereketli olsun. Emine doldu mu? Evet doldu. Taşıyacağım onu şimdi aşağıya. Öyle aşağı mı taşıyacaksın? Yola evet. Yardım edeyim ben? Siz bilirsiniz. Deneyeyim en azından. Peki. Bilmiyorum. Sen öbürünü alırsın. Buyur. Böyle mi geçeceğim? Evet. Şurayı tutuyor muyum? Evet öbür ipi de tut. Evlerimizde keyifle içtiğimiz çayın bizim soframıza gelene kadar geçirdiği serüven bir hayli zor, bir hayli güç. Karadeniz ailelerinin emeğiyle üretiliyor ve soframıza kadar geliyor. Kıymetini bilelim. Ha, çaylar burada değil mi? Evet. Hangisine dökeceğiz Emine? Buna döküyoruz. Gel. Oraya mı geleyim? Aha, dök. Nasıl dökeceğim? Sen bunun içine koy.
Ha, çıkarayım önce. Evet. Şimdi ucu, yardım ucundan et. Tutarsanız ben boşaltayım. Seninkini de çıkarsaydık keşke. Öyle yapacağım. Yardım edeyim mi? Böyle. Biz alışkınız. Şimdi önce fabrikaya veriyorsunuz, sonra mı? Önce kuruma? Devlete veriyoruz, sonra kalanını kotamız dolduktan sonra özel fabrikalara getiriyoruz. Devlete vermek size ne sağlıyor? Devlete vermek emeğimizin karşılığını almak oluyor. Ha, devletin desteğinin evet, karşılığı evet. oluyor. Özele verdiğimiz zaman özel de devlet bize bir ay sonra veriyor parasını ama özel 3-5 ay sonra veriyor. Tekrar bağlayacağız. Ben bağlayayım. Çekeceksin. Çek bir daha. Oo, küçücük kaldı. Evet. Maşallah. Emine çıtı pıtısın ama maşallah bayağı güçlüsün. Peki, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Çay bahçelerinden toplanmış olan çaylar kamyonlara yükleniyor. Kamyonlardan sonra fabrikaya getirilip tartılıyor. Bu tartılmış olan kamyondaki çaylar arkamda görmüş olduğunuz düzenek ile bu raylara aktarılıyor. Bu bölüme ön soldurma bölümü deniliyor. Ön soldurma bölümünde ne amaçlanıyor? Çayın yaprağındaki su oranının azaltılması sağlanıyor. Buradan sonra soldurma bölümüne geçiyor çay. Şimdi gidelim bakalım soldurma bölümünde neler yapılıyor öğrenelim. Fatma Hanım kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Gıda mühendisi Fatma Altay Hanım'la birlikteyiz. Buradaki bütün çaylar onun kontrolü altından geçerek bizlere sağlıklı bir şekilde geliyor. Değil mi Fatma? Evet, doğru. Fatma Hanım, ön soldurma bölümünde suyu alınan çay yaprakları buraya geliyor. Burada ne gibi bir işlem yapılıyor? Şimdi ön soldurmada birazcık soğuk hava veriyoruz. Yaprağın araçtaki kızışmasını önlüyoruz. Orada soğutuyoruz. Daha sonra ön soldurma bölümümüze geliyor. Nasıl ki bir çiçek koparılır, bir gün sonra veya bir iki saat sonra yaprakları büzüşür. O işlemi burada tamamlamaya çalışıyoruz. Ön soldurmada yaprağı öldürüyoruz. Evet. Bu bölümde? Burada da yaprakta bulunan %70-75'lik su aktivitesini %59-60'lara kadar düşürüyoruz. Dolayısıyla aşağıdaki kıvırma bölümüne hazırlık yapıyoruz. Burada 7 saat kadar bir işlem sürüyor. Bant yavaş, çok yavaş ilerliyor. Arada karıştırıcılar vasıtasıyla yaprak alt üst ediliyor. Yaprağı öldürmeye çalışıyoruz. Şu bölümde yani, evet. Gördüğümüz tarla 8 gibi tane, bölümde. Evet, tarafta. Alttan bir sıcaklık veriliyor evet, mu? Evet, bantımızda delikli bant vardır. Oradan 30 ile 40 derece arasında hava koşullarına göre değişiyor. Bu yağmurlu havalarda farklı, güneşli havalarda daha farklı derece vererek o yaprağı öldürmeye çalışıyoruz. Ama 30-40'ı geçmiyor. Yok, hayır. Yani yaprak kavrulmuyor. Hayır. Sadece suyu çekiliyor. Evet, kurutma aşaması daha sonraki aşamamız. Şu anda soldurma ilk aşamamızdayız. Daha sonra kıvırmaya geçeceğiz. O zaman geçelim mi kıvırma bölümüne? Olsun. Fermentasyon bölümümüze geçiyor. Fermentasyon bölümümüzde
aromanın, rengin, tadın oluşması fermantasyon bölümünde oluyor. Orada da belirli bir sıcaklık ve rutubet veriyoruz. 22 ve 26 derece arasında sıcaklık, %90-95 arasında da bir rutubet veriyoruz. Mayalanmasını sağlıyoruz. O zaman gidelim mi oraya? Hadi gidelim. Harmanla para kullanıyoruz. Öyle mi? Evet. Peki, bereketli olsun. Teşekkür ederiz.
Çay fabrikasında çeşitli aşamaları gördükten sonra şimdi de Serender'in önüne geldik. Fatma Hanım'la biraz çay keyfi yapacağız. Hem de çayın fabrikadan çıktıktan sonraki aşamalarını konuşacağız. Fatma Hanım, bu siyah çay, bildiğimiz evet. Siyah çay değil mi? Şimdi şöyle döküyorum o zaman. Tabii. Gayet kaliteli bir çay herhalde, evet, değil mi? Evet, herhangi bir çöp, yanma yok. Şöyle karıştırabilir miyim tabii elimle? Ki. Çöpü görürüz de yanma olduğunu nasıl anlayacağız? Yani birazcık profesyonel olmak gerekiyor. Onu ilk bakışta anlayamazsınız. Çok nadir var mesela. Şuradaki arabada yanmış. Güneşin sıcaklığıyla arabada bir kızışma oluyor. Hemen boşaltılmadığı zaman onun içerisinde kararmaya başlıyor. Yani siz böyle bakarken nerede yandığını da tabii anlıyorsunuz. Ki. Üretim aşamasında mı problem var, gelirken mi problem var, çayın görünüşünden anlayabiliyoruz. Öyle tabii mi? Ki. Şu açık sarı gibi biraz rengi açık evet, olanlar. Evet, kahverengimsi olanlar, arabada yanmış olanlar. Fabrikada yanabiliyor mu? Fabrikada tabii ki yanabiliyor. Fırınlar aşamasında hani orada dediydim ya 100-110 derece arasında olması lazım. O 110'u geçtiğimiz zaman fabrikada, fırınlarda yakabiliyoruz tabii ki. Kurutma aşamasında evet. 100-110 dereceyi geçerse eğer çay yanıyor. Tabii öyle ki. Mi? Evet. Fermantasyon kazanına geliyor çay. Orada tam olan işlem ne? Şimdi kıvırma aşamasında o kazanların altında bıçaklarımız vardı. Aha. Dairesel hareket yaparak o yaprağı, o bıçaklar parçalıyor. Yapraktaki suyu dışarıya çıkarmış oluyoruz. Aha. Havanın oksijeniyle temas ettiği zaman orada bir enzimatik reaksiyon başlıyor. Aha. Kararma başlıyor. Oluyor. Orada fermentasyon başlıyor. Fermentasyon bantına hemen alıyoruz. Orada belirli bir sıcaklık ve rutubet veriyoruz. Hı hı. Oradaki tadı, olgunlaşmayı, aromayı, rengi orada sağlıyoruz. Kıvırma kazanından çıkan çay yapraklarının fermentasyon bantında bir işlem geçirmesi gerekiyor. Yani beklemesi gerekiyor diyelim. Nasıl ki sütten yoğurt oluyor. Hiç dokunmadan mayayı katıyorsun, ne yapıyorsun? Belirli bir olgun sıcaklık verdikten sonra o yoğurda dönüşüyor. Buradaki işlem de aynı şekilde oksidasyon işlemi, fermantasyon da deniliyor. Belirli bir sıcaklık ve rutubet verdiğimiz zaman orada kararmaya, tadının, aromanın oluşması sağlanıyor. Yani orada çayın yaprağı ile oksijenin temasıyla ortaya çıkan bir enzim evet, dönüşümü evet, gerçekleşmiş oluyor. Ve çayın kalitesini belirleyen de o süreç biri, oluyor. Tabii ki. Yani doğru zamanda ve doğru şekilde tutulursa eğer çayın kalitesi iyi oluyor. Evet, doğru mu anladım? Tadı güzel oluyor. Doğru. Güzel oluyor. Şimdi tekrar tarlaya dönelim o zaman. Burada da beyaz çay var değil mi? Evet. Beyaz çay ilk hasat oluyor. Yok, çayda. Hayır. Bunların hepsi arkamızda gördüğümüz yeşil yapraktan oluşuyor. Bu üretim sürecini görmüştük. O şekilde üretim yapılıyor. Yeşil çayımız fermantasyon bölümü olmadan yapılıyor. Bu ise yaprakların tepesinde küçücük tomurcuklar vardı. Hı hı. Sadece o tomurcukların kopartılarak kurutulması ve rutubetinin düşürülmesiyle sağlanıyor. Hiçbir işlem görmüyor. Yani bu beyaz çay hiçbir işlem görmeden toplanmış olan çay. Böyle dökeyim buraya? Tabii ki. Sadece tomurcuklar tek tek elle toplanıyor. Bir kişi yaklaşık 300 gram kadar toplayabiliyor. Bu nedenle, günde, bir günde. Evet, bir günde 300 gram toplayabiliyor. Bu nedenle çok pahalı bir ürün. Beyaz çayı, yani o iştaki minik tomurcukları bir kişi bir günde 300 gram toplayabiliyormuş. Bu nedenle beyaz çay çok özel ve kıymetli bir çay. Antioksidan özelliği çok yüksek. Çok yüksek. Burada herhangi bir işlem yapılmıyor. Bunda mesela 5 aşamamız var. Bunda hiçbir aşama yok. Direkt kurutuyorsun ve rutubetini düşürüyorsun. O kadar, başka bir işlem görmüyor. Bu bildiğimiz yeşil çay mı? Aynı yaprak, siyah çayla aynı yapraktan elde ediliyor. Dediğim gibi bunda sadece fermantasyon aşaması yok. Bu fermantasyona girmediği için rengi yeşil kalıyor. Başka bir karışım var mı onun içinde? Şimdi yeşil çayın bu şekilde içimi birazcık zor oluyor. Biraz balıkımsı bir tat oluyor. Bu nedenle tüketicilerimiz çok memnun kalmıyor. Biz bunlara dağ kekiği denilen bir yayla çayımız var. Hı hı. Onunla harmanlıyoruz. İçimi daha güzel oluyor. Daha hoş bir koku oluyor. Burada da demlenmiş evet, hallerini demlenmiş görüyoruz. Evet, demlenmiş halleri. Doğru. Siz en çok hangisini seviyorsunuz? Ben siyah çayı seviyorum. Öyle mi? Ben yeşil çayı merak ediyorum şimdi. Oradaki yeşil çayı bir tadabilir tabii miyim? Tabii ki. Çok güzel. Hiç evet. O satılan yeşil çay tadı değil. Yok. Çok doğru. Özel bir tat bu. Hı hı. O kokuyu tadı veren işte o dağ kekiği dediğimiz yayla çiçeği. Tam bir kekik tadı yok ama çok hoş, güzel bir tadı var.
Afiyet olsun. Bir de beyaz çayı tadayım. Bu normal. Su gibi. Evet. Ama en faydalısı bu doğrudur, diyorsunuz değil doğrudur. Mi? Size kısaca çayın öyküsünü anlatmaya çalıştık. Çay bahçelerinden, fabrikadan ve sunuma kadar görmüş oldunuz. Sofralarınıza sağlıklı bir şekilde getirebilen eller sağ olsunlar, var olsunlar. Trabzon Sürmene'de Üzümlü Köyü'ndeyiz. Bir süt üretim fabrikasındayız. Hakan Bey bu firmanın üretim müdürü, evet. Sorumlu kişisi. Hı hı. Bir zamanlar Trabzon'un yaylalarında üretilen yağlar şimdi böyle temiz, hijyen bir tesiste üretiliyor. Ama gene sanırım aynı lezzet, aynı evet. renk, aynı koku mevcut evet. değil mi? Aynen. Mis gibi süt kokuyor burası. Hakan Bey işletmenizi kısaca özetleyebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz burada? İşletmemiz Sürmene'de Üzümlü Köyü'nde yer alan 8 dönüm arazi üzerine kurulmuş bir işletme. Süt ürünleri üretimi yapıyoruz. Tereyağı ağırlıklı. Kendi formülasyonlarımız var. Kendi özel yöresel tatlar katarak özel üretimler yapıyoruz. Ayrıca yöresel peynir üretimlerimiz var. Kendimizin ürettiği, kendimizin bulduğu yöresel peynir çeşitlerimiz var üretim olarak. Yani bu meşhur Trabzon tereyağı bu oluyor değil evet, mi? Evet, meşhur Trabzon tereyağı bu oluyor tam anlamıyla. Yaylalarda otlayan ineklerin sütünden yapıldığı için sarı olur diye biliyorduk. Evet. Sizin hayvanlarınız yaylalarda mı otluyor? Sütler genelde yaylalardan geldiği için hı-hı. bizim bölgemizde ve bizim bölgemize özel bir ırk var. Jersey ırkı dediğimiz. Onların sütleri genelde sarı olur. Özellikle, öyle mi? Tabii, özellikle yağları sarı olur. Hı-hı. Peynirleri de sarı olur. Ona özel bir sarılık, özel bir renk bu Jersey ırkına özel bir durum bu durum. Ha ben bunun Trabzon tereyağı genelde hep sarı biliniyor ya. Trabzon tereyağının kültürü oradan geliyor zaten. İşte bu buralar yayla olduğu için diğer büyük ırklar buralarda maalesef hiç yani ahır kurma şansınız da olmadığı için, öyle bir düzlük alanımız olmadığı için keçi tar gibi tırmanıp da yaylalarda otlayabilecek tek hayvan Jersey ırkı. Ondan dolayı bizim buralarımızın bu bölgemizin sütleri genelde Jersey sütüdür. Ondan dolayı da sarıdır. Siz sadece kendi çiftliğinizden süt kullanmıyorsunuz. Yok tabii. Karadeniz yani, bölgesinde aynen. geniş bir yelpaze evet. kaynağınız var. Karadeniz bölgemizin güney tarafında Bayburt ili var. Hayvancılıkta bayağı gelişmiş Gümüşhane var. O bölgelerden genelde geliyor ama biz Samsun'a kadar, Çorum'a kadar uzanıyoruz. Yani farklı öyle sütler mi? Tabii. Yani günlük bizim aşağı yukarı 30 ton üretimimiz var. Bunu zaten bu bölgemizde maalesef yapma şansı yok. Değil. İnşallah çiftliklerimiz çoğalacak ve yapacağız yani. Peki ürettiğiniz yağın ne şekilde satışını yapıyorsunuz? Yağımız genelde bu bölgede böyle yöresel anlamda bu şekilde top top sattığımız Rize, Trabzon bölgesinde %30 bir satışımız var bizim. Daha çok Karadenizlerin bulunduğu, Trabzonların bulunduğu İstanbul, Zonguldak, İzmir, Ankara o bölgelerde daha çok Zonguldak ve İstanbul bölgesinde o bölgeleri %70 oranında o bölgelere satıyoruz ürünlerimizi. Trabzon tereyağının evet. tadını bilen insanlar nerelerdeyse kesinlikle. Siz de bu yağı oraya gönderiyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani sonuçta gene Trabzonlular için çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Çünkü bu tadı, bu bölgenin insanları bu tadı biliyor. Zaten bizim iklimimizin koşulları zor olduğu için hı-hı. hani süt üretim maliyetlerimiz diğer İç Anadolu ve Ege bölgesine göre daha yüksek maliyetli. Hı-hı. Bundan dolayı da tabii bizim sütlerimiz daha maliyetli oluyor. Dolayısıyla tereyağımız da daha maliyetli daha oluyor. Maliyetli. Bu şekilde hani kendi yönümüzün insanı hiç fiyata bakmaksızın bizim ürünlerimizi tercih ediyor. Ağırlıklı onlar ama son zamanlarda bir Trabzon tereyağı kültürü oluştu. Bu da tabii bütün bölgelerde artık Trabzon tereyağı diye anılıyor yani. Türkiye'nin her bölgesine ürün bazlı soğutucularla beraber gönderebiliyoruz. Hani ister palet bazlı ister koli bazlı hepsini yapabiliyoruz yani. Bu tereyağının bir özelliği var mı? Tereyağımızın özelliği hani sarı ve fiziksel görünümün ardında yüksek yağ oranı içerir. İnsanlar bunun lezzetini yağ yediğini ancak bizim tereyağımızı yiyerek anlayabilirler. 83-84 civarı yağ oranı vardır bizim tereyağlarımızda. Normalde bu rakam 80-81 o civardadır. Yani. Ama zaten tereyağı başka ne var içinde peki? Tereyağın içerisinde bu süt yağı dediğimiz olay 83-84 civarındadır. Hı hı. Yani
Bu kaymaklarda %60-65 civarında olan, tereyağında %82-83 civarında da, gerisi bildiğiniz hani su ve proteindir. Sütün içerisinde yer alan kazein proteinidir. Yani bunu eritirsek biz o içindeki suyu uçurursak suyu sade yağ oluyor. Evet, aynen öyle. O zaman sade yağ aynen oluyor. Aynen öyle. Gerçekten çok güzel bu yağların görüntüsü ayrı bir güzel. Şekli ayrı bir güzel oluyor. Elinize sağlık. Bereketli olsun. Trabzon Sürmene'de Üzümlü Köyü'nde aynı çiftlikteyiz. Biraz önceki tereyağı üreten çiftlikteyiz. Bu kez bir peynir var. Bu tulum peyniri. Ama çok ilginç. Sanki tereyağı gibi. Hakan Bey, bu peynirin özelliği nedir? Bu peynirin özelliği Zeynep Hanım şöyle. Bu peynir bizim icadımız. Türkiye'de başka bir yerde bulma şansınız yok. Nasıl yani? Uzun süren Ar-Ge sonuçlarında elde ettiğimiz bir peynir bu peynir. Yüksek tereyağı içeriği var. Hani hı hı. Türkiye'de buna benzer ürünler var ama bu içerikte bir tereyağı bulamazsınız. Bu kadar yüksek içerikte tereyağını da bu kıvamda bulma şansınız yok. Aşağı yukarı 3,5 yıl çalışıp görmüş için biz. Peynirin içine tereyağı evet, mı koyuyorsunuz? Evet, tereyağını o peynirin içine koyuyoruz. Mayaladıktan sonra, oluştuktan sonra? Mayaladıktan sonra peynir ve tereyağını ayrı ayrı karıştırıyoruz. Yüksek derecede ısıya çıkıyoruz. Ani soğutuyoruz. Bir nevi pastörizasyon yapıyoruz. Peynirlerde bu şekilde bir durum yoktur genelde. Ama biz bu ürünü pastörize ediyoruz yani. Ben şimdi bunun tadına bakınca ekmek nerede, ekmeğim nerede der evet. gibi o. Oldum. Yani çünkü biraz daha tanıdığınızda yumurta nerede diyeceksiniz. Çünkü öyle bir tadı aynen var. Aynen öyle. Tulum ünlü yumurta zaten meşhurdur o şekilde. Harika çok bir tat. Yüksek. Çok güzel bir tat. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağlıklı bir ürün. Kesinlikle. Sağlığı hem tereyağı hem bizim kendi peynirimizle beraber mix yapıyoruz. Normal peynirlerin çıkmayacağı bir sıcaklığa çıkıyoruz. Ani soğukta yapıyoruz. Yani çok önemli. Pastörizasyon dediğimiz olayı biz peynirde gerçekleştiriyoruz. Benim için önemli olan bir de süt toplama ağınızın bulunduğu yerler. Yani bütün Karadeniz havzasını kapsıyorsunuz neredeyse. Evet, evet. Tabii. Biz genelde zaten hep çiftliklerden alıyoruz. Genelde ağır işletmelerden alıyoruz. Ağır işletmemiz olduğu için kendimizin. Onun ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Aldığımız sütlerin tüm analizleri, antibiyotikleri yapılıyor. Değer görürsek ancak o zaman zaten süt alıyordum. Sağlıklı olduğuna inandığım bir ürünle daha tanışmış bulunmaktayım. Bu da bir tulum peyniri ama tadı tereyağı gibi peynir arasında karışık. Çok özel bir lezzet. Umarım ve dilerim bu sağlıklı ürün sizlerin de sofralarınıza erişebilir. Afiyet olsun, bereketli olsun. Biraz önce tereyağını ve peynirini gördüğümüz Jersey ırkı inekler işte bunlar. Bu güzel hayvanlar süt sığırcılığı için üretilen hayvanlar. Mera şartlarına da uygun. Böyle çiftlikte beslenmeye de uygun. Siz nasıl oldu da Jersey ırkı inek beslemeye karar verdiniz? Evet. Yani arz talep meselesi aslında bizim bölgede işte biraz önce gördüğünüz tereyağı peynirlerimiz hep sarı olduğu için. Sütümüz de sarı talep görüyor. Bizim simental sütümüz, normalde simental işletmesi burası. Simental sütümüz beyaz olduğu için Trabzon'un damak tadıyla örtüşmedi. Aynen yani hiç bildiğiniz gibi de hiç böyle hiç insanlar bunu süt diye evine koymuyor. Normalde simental sütü çok kaliteli ve iyi bir süttür. Görsel ve damak tadı kesinlikle olarak yani bu uymadı. Ürün, bu Jersey'ler aşağı yukarı yağrına çok yüksek olduğu için bunu şişede düşünürseniz üst tarafında komple yağ birikir ve sütün kendi de sarı renklidir. Bundan mütevellit yani çok büyük talep görüyor. Yani Trabzonlara uygun inek Jersey ineği. Evet. Sadece tabii ki yani sadece o değil. Şöyle hani bunların işte diğer hani veterinerlik olarak da baktığınız zaman da bakımları uygun, tırnak bakımları kolay, işte döl verimleri çok iyi, diğer özellikleri de çok müsait. Hepsi minyon inekler hepsi değil böyle. Mi? Hepsi böyle. Jersey'ler genelde 300-350 kilo ağırlığında olur. Bizim simentallerimiz zaten aşağı yukarı erkekleri bir tonu, dişileri de zaten 700 kiloyu rahat buluyor. Ama bunlar böyle minyondur, böyle ceylan gözlüdür. Bir de ama bizim memeleri ırkımız bol değil mi? Tabii. Büyük. Yani kendi 300 kilo bir hayvana göre aşağı yukarı 20-21 litre süt veriyor. Yani eşdeğer bir simentale göre çok daha verimli aslında. Az yiyor. Üstesi küçük çünkü. Az yiyor. Ve çok veriyor. Ve sütünün de kalitesi normal hayvanların sütüne göre çok kaliteli. Yani hem yağ oranı yüksek, hem protein değeri yüksek, hem lezzeti güzel. Şimdi aynı bunlar anlamda. İngiltere'nin Jersey adasından Fransa çıkmışlar. Fransa ile İngiltere arasında bir Jersey adası var. Oradan çıktı söyleniyor ama tabii artık dünyanın her yerine çok dağılmışlar. Ya bunlar, bu Danimarka Jersey bu arada. Öyle bu ırk özel bir ırk. Şöyle bunun yağ oranı çok yüksektir. 8'e kadar çıkıyor yağ oranları. Normal bir sütte hani kıyaslamalarınıza söyleyeyim.
Normal bir simental sütü 4 yağlıdır. Bu 7,5-8'e kadar Danimarka'nın çıktığı söyleniyor. Diğer Amerikan jersey var bir de. Onlarda da zaten 6,5'lara falan buluyor onların da yağ oranları. Yani hem böyle ahırda beslenebiliyor, kapalı evet. besleyi yapılabiliyor. Zaten jersey'in hani Trabzon'da tek ağır işletmesi biziz zaten. Böyle bir ağır işletme ve ahır kapasiteli, yüksek kapasiteli çiftliklerimiz yok maalesef Trabzon'da. Hı hı. Ama bu ırkımız bizim meralarımıza çok uygun. Çünkü düz arazi hayvanı değil bunlar. Hı hı. Bunlar böyle keçi gibi tırmanırlar. Hı hı. Hatta birkaç bizde de burada kaçtığı oldu. Tam buraya uygun çok, hayvanlar çok zor yani. Bir hayvan ama çok tatlı bir hayvan. Yani salsanız baharda yaylaya. Kesinlikle. Yani şu kapı açılmasını bekliyor. İnanın kapı açıldı mı direkt dışarı çıkıyorlar. Diğerleri daha sakin. Bunlar biraz daha böyle özgür ruhlu diyelim. Biraz böyle bir hayvan yani. Belki bir gün baharda onlara öyle bir tatil hediyesi verirsiniz. İnşallah, inşallah. Neden olmasın? Belki hadi götürürüz. Kızlar bir gezin. Bir yaylaya yapalım deriz belki. Yani. Onlar da isterler, eminim isterler yani. Peki bunların boynuzları yok mu? Bunların boynuzları küçükken kesiliyor. Öyle mi? Neden? Tabii bunlar çünkü boynuzlar birbirine zarar veriyor. Şu an hepsi, görmüş olduğunuz bütün jerseylerimizin hepsi gibi bunların. Bunun kahkülü de var. Evet, onun kahkülü var. Dedim ya bunların gözleri çok güzel. Mesela ceylan gözlü evet, diyoruz bunlara. Evet çok güzeller. Süt kapasiteniz ne oluyor? Süt kapasitemiz şu anda günlük bir ton civarı. Küçük bir işletme burası. Nasipse işte gebe düvelerimiz, jerseylerimiz çıktığı zaman 1,5 tona ulaşacağız. Hedefimiz 2 ton zaten. Zaten çiftliğimizin kapasitesi de ona yetiyor zaten. Ben buraya gelirken dediler ki bana bu çiftlikte her ineğin bir sahibi var. Ya da herkesin bir ineği var. Doğru mu? Ne çok demek doğru, oluyor bu? Çok doğru. Şöyle burası bir sosyal sorumluluk projesi aslında. Öyle mi? Hani bizim Trabzon bölgemizin özellikle süt ürünleri çok değerli. Aha. Dolayısıyla sütü de değerli. Bu işin hani coğrafi yapısı gereği burada çok olmayacağı söyleniyordu. Ya biz dedik ki bu burada da olur. Çünkü hani çok büyük işletme yapmasak da böyle 3 dönüm, 4 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm düzlüklerde güzel işletmeler, verimli işletmeler kurulabilir diye başladık biz bu işe. 48 ortaklı burası. Öyle mi? Herkesin bir ineği var diye onun için söyleniyor. 48 ortaklı. Hepsi. Peki toplamda kaç inek var burada? Şu anda 87 ineğimiz var. 108 tane inek kapasiteli burası. Yani inek sayısını ikilediniz. İkiledik. Ama işte dediğimiz gibi hepsi çok değerli abilerimiz, iş adamları zaten, iş insanları hepsi. Arada gelirler, severler. Bunlar yeni mi geldi peki size? 2022'nin Ocak ayında getirdik. 11 aylıklardı. Hı hı. Hepsini biz tohumladık. Hepsi dişi spermadır bunlar. Nereden biliyorsunuz? Yani şöyle dişi sperma kullanıyoruz. Ha. Bunda da aşağı yukarı %95 bir dişilik var. %5 tabii erkek olma ihtimali var. Jersey'in işte hep güzellikleri saydık. Jersey'in bir dezavantajı işte erkek yavru. Çünkü erkek yavrusu 300-350 kilo yine ağırlığında oluyor. En fazla 50 kilo fark oluyor dişisiyle. Ondan üretim dolayı da çok açısından tercih ediyoruz. Kesinlikle. Erkek oldu mu yani hem değeri çok düşük oluyor hem de et olarak bakıyorsunuz et olarak çok az çünkü. Oluyor. Tabii kurbanlık olarak belki seçilebiliyor ama aslında verimsiz oluyor. Aslında kurbanlık olarak küçük olmaları kesinlikle, avantaj. Kesinlikle avantaj. Ya biz bu bölgede kurbanlık ürün veremiyoruz insanlara. Çünkü en küçük hayvanımız 750 kilo. Simenterler o zaman da baktığın zaman oluyor. Olmuyor tabii. Kurbana çok uygun düşmüyor ama bunlar düşer. Ama biz tabii düşmesin lazım bize dişileri gelsin. İnşallah. Biz de özel sperma kullandık. Yine bunlar gibi anneleri gibi güzel böyle ceylan gözlü olacaklar inşallah. 2 ay sonra ilk yavrularımız gelecek. İnşallah yavrularını da görmek istek olur diyelim. İnşallah bekleriz. Çok seviniriz. Kolay bekleriz. Gelsin. Çok sağ olun. Bereketli olsun. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.